Teknik direktör ve futbolcu arasındaki ilişki tarih boyunca ilgi çekmiştir. Kimisi gençleri yetiştirme konusunda beceriklidir. Kimisi yıldızları yönetmeyi iyi becerir. Kimisi ise düşmüş oyuncuyu adeta yeniden canlandırır. Bugünkü hikayemizde Türkiye'de kupalar kazanan, dünya kupasını yıldızlaşan Alex Ferguson'un peşinden koşup Manchester'a imza attırdığı, Barcelona başkanının seçim vaadi olacak kadar zirveye çıkmış bir futbolcunun bizzat kendi teknik direktörü tarafından nasıl engellendiğini, kariyerinin önüne nasıl duvar örüldüğünü anlatacağız. Çok fena bir futbol hikayesi. Hadi başlayalım. Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde takvim yaprakları 10 Mayıs 1973'ü gösterdiğinde Rüştü Reşber hayata merhaba O yıllarda çocukların tek eğlencesi mahalle maçlarıydı. Rüştü bu maçlarda çoğu zaman forvet oynar uzun boyu iri fiziğinin etkisiyle bayağı da goller atardı. O yüzden de Korkuteli ilçe takımına forvet olarak seçilmişti. Ayağı çok düzgündü, iyi goller atıyordu. Üstelik bayağı bayağı hızlıydı. O fiziğine rağmen 100 metreyi 11-12 saniyede koşuyordu. Ancak o dönemde takımın kalecisi askere çağrılınca sen uzun boylusun kaleye geç dediler. Ve Rüştü Reçber'in zirveye yürüyüş hikayesi böyle başladı. Kendini kısa sürede gösterince Ümit milli takıma seçildi Rüştü. Bu genç kaleci Antalya Spor'un hemen dikkatini çekmişti. O yıllarda bir de futbol simsarları vardı. Yurdun dört bir tarafında maçları izler, yetenekli oyuncuları büyük kulüplere tavsiye ederlerdi. İşte bu sayede Rüştü Galatasaray'dan genç yaşta bir davet almıştı. Florya'ya gitti, orada neredeyse bir hafta boyunca antrenmanlara katıldı. Teknik direktör Mustafa Denizli, sen kal burada, paf takımıyla devam et demişti. Ancak İstanbul'un o kalabalığı, büyük şehrin o kaosu, düştüğü korkutmuştu ve memleketine dönerek Antalya Spor'a imza attı. İkinci sezonun sonunda Rüştü Reçber iyi deneyiye dikkat çekmeye başlamıştı. Bu sefer Beşiktaş onunla ilgilenmeye başladı. Öyle paf takım falan değil baya baya transfer etmek istiyorlardı. Rüştü büyümüştü. Artık İstanbul'a kafa tutmaya hazır hale gelmişti. Oturdular, anlaşlar ve sıkıştılar. Bu plana göre Rüştü Reçber sezon sonunda Beşiktaş'a imza atacaktı. Ancak kaderin Başka planları vardı. Rüştü o gün en yakın arkadaşı Levent Tekne ile dışarı çıkmıştı. İkisi de gelecek bariden önemli oyunculardı. Levent'in lakabı Kelebek'ti. Onu durdurmak pek de kolay değildi. O yılların adeta mescisi gibiydi. Ne yazık ki o gün korkunç bir trafik kazası geçirdiler. En yakın arkadaşı Levent olay yerinde hayatını kaybederken Rüştü Reşber yoğun bakımda tedavi altına alınıyordu. Hayati tehlikeye atlatmıştı ama vücudunda kırılmadık kemik kalmamıştı. Kalçasındaki kırıklar değil futbol oynamasını yürümesini bile tehlikeye sokmuştu. Tabi bu durumda Beşiktaş da bu transferden vazgeçmişti. Rüştü Reçber pes etmedi. Hocası Adnan Dinçer'in de katkısıyla tekrardan ayağa kalktı. Futbol oynarsın belki ama her an bu sakatlığın tekrardan nüksedebilir dediler yine de çalışmaya devam etti. O yıllarda Fenerbahçe yetenek padi'den yedek bir kaleci arıyordu. Önce sağlık raporunu incelediler, sonra tepeden tırnağa muayene ettiler, sağlam olduğunu görünce ona imza attırdılar. Aslında o yıllarda bayağı genç ve gözde bir kaleciydi. Ancak o sıralar hem milli takım hem de Fenerbahçe kalesini Engin İpekoğlu koruyordu. Hemen hemen herkes de Rüştü Reşper uzun yıllar yedek bekler. Engin futbolu bırakınca kaleye geçer düşüncesi vardı. Öyle olmadı. 1995 Mayıs'ında Kayseri Spor Fenerbahçe maçında Engin İpekoğlu rakip forvet Levent'le pozisyon gereği çarpışmış milli kalecinin ayağı kırılmıştı. Bu talihsiz olay aynı zamanda Rüştü Reşper'in First Class kaleci olma hikayesinin de adeta başlangıcı olmuştu. Rüştü o gün sahaya girerken o kadar heyecanlıydı ki kaleci eldivenlerinden bir tanesini düşürmüş onu bile fark etmemişti. Kaleye geçtiğinde ise bir daha bir numaralı formayı kimseye kaptırmayacağının sinyallerini daha o maçta vermişti. Fenerbahçe'de müthiş yıllar yaşadı Rüştü Reçber. Üstelik formunu neredeyse hiç kaybetmedi. Meşhur 96 yılındaki Trabzonspor maçının baş kahramanıydı belki de. Hami abanıyor Şota plese vuruyor. Ünal Karaman aşırtıyordu ama Rüştü gol yemiyordu. Fenerbahçe'de kazanacağı 4 şampiyonluktan ilkini işte bu maç sayesinde kazanmıştı. Milli takımın değişmezi Fenerbahçe'nin de kaptanı olmuştu. O yıllarda başarıda da öfkede de hüzünde de hep oradaydı Rüştü Reçber. Tesislerde saldırıya uğradığında kaptanlık pazu bandını bırakacak kadar üzülmüş ancak her şeye rağmen 2 yıl sonra kazanılan şampiyonlukta yine en önemli pay sahibi olmuştu. O sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da efsane işleri imza atıyordu. Manchester United'ın 40 yıl sonra kendi evinde aldığı ilk mağlubiyette Fenerbahçe ye yenildiği o maçta o kadar çok top çıkartmıştı ki maç sonunda Alex Ferguson onu özel olarak tebrik etmişti. Şampiyonolar grup elemeleri, milli takım derken Rüştü Reşper'in adı artık Avrupa piyasasında baya baya bilinir hale gelmişti. 2002 Dünya Kupası'nda milli takım sahneye çıkarken gözler onun üzerindeydi. Milli takım o turnuvada tarihinin en iyi performansını gösterirken bunda Rüştü Reşper'in payı çok büyüktü. Maç başına 13 tane kurtarış ortalamasına ulaşmış, turnuvada Oliver Kahn'dan sonra en iyi kaleci seçilmişti. Fenomen Ronaldo'dan Thierry Henry'e, Xavi'den Michael Owen'a kadar herkes onun için en iyi diyordu. O artık dünyaca tanınan bir isimde. Ülkeye döndüğünde Fenerbahçeli bir yıl sözleşmesi kalmıştı. Alex Ferguson Kara Kap not defterine onu yıllar önce yazmıştı ve 2003'te Meister ona resmi teklifi yaptı. Rüştü Reşber bu rüya gibi teklife tamam demiş ön protokol bile imzalanmıştı. Yaz transfer döneminin başlamasına 5 ay kala ise hiç beklenmedik bir şey oldu. Barcelona başkan adayı Juan Laporta onu takımda istiyordu. Katalan devi Rüştü Reşber'in çocukluk hayaliydi. Hayatı boyunca Barcelona'da forma giymeyi istemişti. Ancak bu teklif kulüpten değil başkan adayından gelmişti. O yüzden Rüştü biraz temkinliydi. Bu arada Arsenal kulübü de Rüştü de resmen ilgilendiğini açıklamıştı ve bu gelişmeler üzerine Laporta soluğu Rüştü'nün yanında aldı. Sen benim seçim kozumsun. Hocaya ya Hiding ya kulman olacak. ikisi de seni çok istiyor demişti Rüştü'ye. Tecrübeli kaleci ikna olmuştu. Başkan olursan Barcelona'ya geleceğim dedi. Laporta başkanlık seçiminde bir hafta kala yaptığı konuşmada size iki tane müjdem var. Biri Ronaldinho, biri Rüştü Reşper. dediğinde İspanya'da yer yerinden oynamıştı. Laporta bu seçim vaadiyle başkanlık koltuğuna oturunca dediklerini yapmış Rüştü Reşper ve Ronaldinho'ya imza attırmıştı. Ancak o yıllarda Barcelona'da Johan Cruyff'un dediği oluyordu ve teknik direktörlük için Johan Cruyff Frank Rijkaard'ı işaret etmişti. Rijkaard Hollanda milli takımında Hiddink'in yardımcılığını yapmış. Tecrübeli hoca ayrılınca takımın başına geçmiş. Oradan da Sparta Rotterdam'ın yolunu tutmuştu. Aslında Laporta'nın aklındaki isimlere göre özellikle Hiddink'e göre baya baya tecrübesiz bir isimdi. Yine de Laporta Kuroyf'u dinlemenin doğru olacağını düşünmüş. Genç çalıştırıcıyı takımın başına getirmişti. Barcelona bildiğiniz gibi sistem kulübüdür. Altyapı hocası da gelse, eski futbolcusu da gelse sistem orada devam eder. Ancak o yıllarda Barcelona henüz bu kültürü oturtamamıştı. Cruyff'lar, Bobby Robson'lar, Van Gaal'lerden sonra Reykart ismi Katalanlar için de tam anlamıyla bir sürpriz olmuştu. Sezonun ilk antrenmanına çıktıklarında Rüştü Frank Frank Kart'ın mesafeli tavrını hissetmiş ancak belki de bu onun genel karakteridir diyerek kafaya çok fazla bu durumu takmamıştı. Ne de olsa kendine çok güveniyordu. Üstelik başkının seçim vaadi olarak gelmişti. Daha da önemlisi taraftar onu çok seviyordu. Hazırlık maçlarının neredeyse tamamı delik 11'de başlamış. Hatta Barcelona ile özel bir turnuvada kupa bile kaldırmıştı. Ancak Raykart antrenmanlarda ilginç bir şekilde 20 yaşındaki Valdez daha fazla ilgileniyordu. Vitor Valdez Barcelona genç takımından gelmişti. Üstelik tepeden tırnağa doğma büyüme Katalan'da. Birileri Raycar'da genç bir Katalan'ı oynatman senin buradaki kredini arttırır demişti. Ve belli ki Raycar bundan etkilenmişti. Ligin başlamasına 5 gün kala Hollandalı teknik adam bir basın toplantısı düzenlemiş ve ağzındaki baktayı çıkartmıştı. Rüştü Reşperi, uluslararası tecrübesinden dolayı Avrupa maçlarında oynatmayı düşünüyorum. Ligde ise kalede Valdes olacak diye vermişti. Dünya tarihinin belki de en saçma basın açıklamasıydı. İspanyol basını Reykart sezonu yanlış bir kararla başlıyor diyecek kadar sert bir tepki vermişti bu basın toplantısına. Katalan gazeteleri bu kararı üst üste 3 gün o kadar fazla tartıştı ki Reykart yanlış anlaşıldım ben Rüştü'ye kalacak demedim. Şimdilik Valdes ligde oynayacak zorlu maçlarda ise kaleyi Rüştü'ye emanet edeceğim demek zorunda kalmıştı. Bu süreçte Rüştü Reçber sadece 4 UEFA maçında forma giyebildi. O maçlarda kalesinde gördüğü gol sayısı ise sadece 1'di. Ligde ise tam 15 maç boyunca forma yüzü göremedi. İspanyol basını neden diye soruyor. Frank Rijkaard her seferinde farklı bahaneler üretiyordu. Kaleci için iletişim çok önemli. Rüştü İspanyolca bilmediği için önündeki oyuncularla iyi bir şekilde diyalog kuramıyor, onlarla iyi anlaşamıyor diye vermişti basın toplantısında. Oysa Rüştü İspanyolca öğrenmeye çoktan başlamıştı. Üstelik Reykard'ın bu sözlerinden sonra dil kursunu hızlandırmış İspanyolcayı sökmüştü. Ancak durum değişmemişti. Bu arada Valdez hatalı goller yiyor. Her tartışmanın maç sonrası Frank Reichardt başka başka mazeretler üretiyordu. Yine o basın toplantılarından bir tanesinde yabancı kuralımız 3 artı 1 o yüzden Rüştü'yü oynatamıyorum demişti. Oysa Nihat Kahveci de o yıllarda La Liga'daydı ve pasaport işi bir sezonda çözülmüştü. İşin gerçeği şuydu. Reichardt Rüştü istemiyordu. Katılan Valdez'i oynatmak için mi? Yoksa başkanın transferi olduğu için mi ya da kişisel bir sorun mu bunun yanıtını vermek zor ama Rüştü'yü ilk günden beri istemiyordu Frank Rijkaard. Sezonun ilk yarısında sadece 3 lig maçında forma şansı bulabilmişti. Neredeyse 10 yıldır aralıksız şekilde ilk 11 çıkıyordu ve yedek kalmak onun performansını düşürmeye başlamıştı. Sezonun ikinci yarısının ilk maçı Atletico Bilbao ileydi. Bu karşılaşma aynı zamanda Frank Rijkaard'ın niyetini çok açık bir şekilde belli ettiği bir karşılaşmaydı. Kaleci Valdez ağır bir grip geçirmişti ve oynayacak durumda değildi. Tüm gazete ve televizyonların verdiği muhtemel 11'de doğal olarak Rüştü Reçber kaledeydi. Reykart o gün Valdes'in yokluğunda Rüştü'nün yerine hayatında daha önce La Liga'da oynamamış altyapı kalecisi Hokeyre'yi oynatmayı tercih etmişti. Mesaj artık çok neti. Rüştü Reçber'e git diyordu Reykart. Karşılaşmayı canlı yayınlayan Telemadet kanalındaki yorumcular Reykart Rüştü'yü anlamsız bir şekilde cezalandırıyor demişti. Aslında Rüştü Reçber'in 5 yıllık kapı gibi sözleşmesi vardı. İsterse orada hiç oynamadan parasını alır keyfine bakardı. Ancak bu Rüştü'ye göre bir şey değildi. Sezon sonu kiralık olarak Fenerbahçe'ye döndü. Rekart o efsane kadroyla orada iyi sonuçlar almaya başlayınca da bir daha o kapıyı asla zorlama dönüştü Reçber. Fenerbahçe'de 2 şampiyonluk daha kazandı. O yıllarda genç Volkan Demir'in iyi maçlar çıkarması sonrasında Fenerbahçe'de yedek kalma ihtimali doğmuştu. Sarı lacivertler onunla anlaşmaya yanaşmıyordu. Beşiktaş sen milli takım kaptanısın eğer anlaşamazsan biz seni boşta bırakmayız kapımız her zaman sana açık demişti. Gerçekten de uzun yıllar top koşturduğu Fenerbahçe'ye veda etmek zorunda kalmıştı ve Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Rüştü Reçber 34 yaşında geldiği siyah beyaz kulüpte hemen ertesi sene bir şampiyonluk daha kazanmıştı. O yıllarda Beşiktaş Manchester United'da eşleşmiş, Rüştü yine kalesinde devleşmiş. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ta, Old Trafford'da tarihi bir galibiyet almıştı. Efsane hoca Alex Ferguson maçtan sonra yapılan bir röportajda "Rüştü'den hiç hoşlanmıyorum. Rakip kalede o varsa galip gelemiyoruz." diyerek şakayla karışık onun ne kadar büyük bir kaleci olduğuna gönderme yapmıştı. O tepeden tırnağa kaleciydi. 2003 yılında Barcelona'nın başkan adayı Laporta onun yolunu kesmese belki bugün Rüştü'den Manchester United efsanesi olarak bahsedecektik. Ya da Laporta sözünü tutsa ve takımın başına Hiddink'i getirebilse büyük bir ihtimalle hikaye çok daha farklı olacaktı. Rijkaard'ın tavrı kişisel miydi? Başkanın transferi olarak mı görmüştü? Ya da Türk olduğu için onu küçümsemiş miydi? Bunların hepsi birer muamma. Ancak Hollandalı teknik adam bu tavrıyla birçok futbol severin gözünde dünya ünlü bir yeteneğinin önüne duvar ören teknik direktör tanımını almıştı. Rüştü Reçber bugün milli takım Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en saygın isimleri arasında yer alıyor. O artık bir futbol eğitmeni. Rüştü Reçber bugün milli takım futbol gelişim koordinatörü olarak geleceğin futbolcularına yön vermeye çalışıyor. Reykart mı? Hollandalı son olarak Suudi Arabistan'ın başında 9 tane maça çıktı ve oradan da gönderildi. Kendisi 2013 yılından beri ne hocalık ne de başka bir şey yapıyor. E boşuna dememişler. Herkes hak ettiğini yaşar diye. Videomuz sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Duchamp var. Bu zaman bir anjuye, bu zaman bokudu pozisyon mutlu.